Müjde Uzman'ın geçmişte Tarkan'ın klibinde oynadığını biliyor muydunuz? Hiç Tarkan'ın Arar Bulurum klibini seyrettin mi? Evet. Tanıdık birini gördün mü orada? Aa. Göremez ama ya. Üç salise falan gözüküyor. Ve çok küçüğüm ve suratımın yarısında da Tarkan'ın suratı var falan. Göremez yani. Seni çok her şeyde görebiliriz. Doğru. Bitti. Bu doğru. Evet. Doğru. Bir dönemin. Değil mi yani? Evet. Hala devam ediyor musun? Vallahi teklif gelirse, hayır demem. Çok severim. Gerçi klip oyunculuğunu. Klipte çok çekilmiyor herhalde. Çok klipler mi var? Evet. Çekiliyor ya. Yok çekilmiyor. Var mı ha? Tarkan'la çektiği klip sırasında bir anısı var ki film senaryosu gibi. Peki Tarkan'la o klip çekiminde bir güzel bir anı aktarabileceğim bir şey var mı bir araya gelip? Yani Tarkan'ın haberi olmasa da benim kendi kendime bir anım var. Şey ya, çok küçüktüm ama 17 yaşındaydım daha. Aşık mıydın? Tabii. Evet. Hangimiz değildik ki yani? Bence de. Çok kalabalık bir işte oyuncu, dansçı, işte bando ekibi. Ben de oradayım, hazır ve nazır. Sürekli seyrediyorum, çok soğuk bir hava. Tarkan'cım da deri ceketi, incecik gömleğiyle ama pozitif enerjisi ve asla şikayet etmeyişiyle tek sahnelerini çekiyor. Herkes içeride ısınıyor, ben dışarıda, annem de yanımda. Dışarıda onu seyrediyorum böyle battaniyelerle. Sonra işte kalabalık sahne zamanı geldi. O sırada anladı insanlar benim tabii Tarkan'a fan olduğumu. Hı hı. Tek başına dışarıda soğukta. Onu seyreden bir tek ben olduğum için anlaşıldı hemen. Birkaç sıra arkasında duruyordum. Dansçı kızlardan biri sağ olsun dedi ki, böyle gitti Tarkan'a böyle yaptı. Bu seni çok seviyor dedi. Kaçtı. Tarkan sen bana dön. Gel dedi sarılalım. Güzel. Sarılmadım. Sıkıntı orada. Hikaye orada başlıyor. İttirdim böyle. Ay ben kötü olurum sarılma dedim. Evet, yanlış duymadınız. Tarkan sarılmak istiyor Müjde Uzman'a ama Megastar'ı itiyor. Bir hakkım vardı onu da kaybettim. Aynen. Bir daha kendisini görürsem diyeceğim ki benim sana bir sarılma borcum var. İttirmiştim. Onu lütfen şimdi şey yapabilir miyiz diyeceğim yani kapatabilir miyiz o açığı ben üzülüyorum diyeceğim. Öyle yani öyle tatlı benim kendi kendime yaptığım bir şey. Çok tatlı ama ya o kadar çok şeker. Müthiş bir insan ki gerçekten. Beraber sahnelerinde unutamadıkları bir anı var mı diye merak ediyoruz. İkinizin birlikte çektiği sahnelerden en böyle eğlendiğiniz, gülmekten çekemediğiniz, böyle sizlerde güzel anısı olan hangi sahne? Biz çok hızlı çalışıyoruz. Yani şimdi çok hızlı çalıştığımız için ve genelde mesela benim müjdeli olan sahnelerimde gerçi eğlenceli sahneler de çektik. Mesela senin evinde seninle dertleştiğimiz işte ha, evet. Sen hiç küfür etmez misin dediği bana. Yok ben kimseye beddua etmem. Hayır kızım bedduadan bahsetmiyorum. Böyle okkalı bir küfür falan. Ay Alev sen. Yani orada mesela eğlenmiştik ama onun dışında çok hızlı da çalıştığımız için. Bir de galiba o çok gülmeli sahneler yani daha koptuğumuz sahneler toplu sahneler. Hmm. Birisi oradan bir şey yapıyor ya da dil sürçüyor. Herhangi bir şey oluyor. Genelde kalabalıklarda daha çok kopuyoruz. Sezon finali gelirken her ikisinin de merak ettiği şey gelecek sezon Kızılcık Şerbeti'nde neler olacağı? Seneye diyorum yani. Birkaç sezona sonra. Bizi neler bekliyor? Sezonda evet. Sezon finaline doğru adım adım gidiyoruz. Evet. Az kaldı. Ne çabuk geçti ya bir taraftan da yani. Değil mi? Çok acayip. Hem yıllardır birlikte çalışıyor gibi hissediyorum. Konuya yıllardır hakimmiş gibi hissediyorum. Bir taraftan da daha birinci bölüm dün gibi hissediyorum yani çok yani, değişik duygular içinde. Yıllar yılı izleyeceğiz. İnşallah öyle gözüküyor. İnşallah. Evet. Konu konuyu açıyor. Ceren Karakoç'un imzasını attığı ve Türkiye'nin çok sevdiği Nursema karakterinin kendine has bir bakışı var. Bir de bakışlar çok konuşulmuştu ilk zamanlar Nursema'nın. Nasıl çalıştın? Hani özel mi kendiliğinden gelen bir şey miydi yoksa? Ya biraz o hani kervan yolda düzülmüş. Denir ya biraz hocam yani Keçe sağ olsun çok açar verdi bana. Biraz da ben Nursema'yı hani muhafazakar bir kız olarak değil. Bence Türkiye'de baskı gören muhafazakar olabilir, seküler olabilir hiç önemli değil. Çoğu ailede baskı gören bir kız olarak yaklaştım. Kötü kötü bakıyor bana. Görmüyor musun anne? Alttan alttan kötü kötü bakıyor. Bakışı öyle onun. Yo, değil.
Doğru söylüyor anne. Kötü kötü bakıyorum. Nur Sema'nın yüreklere işleyen o meşhur bakışı nasıl çıktı? Biraz da kendiliğinden çıktı. O işte ilk duruş, ya Ceren şuradan aradan bir o bizim ilk final sahnemiz vardır. Eve geliriz ilk. Doğan'ın istemeye kapıyı açarlar ve ilk bizi görürler. Yani hoca oradan, Ceren şuradan şöyle bir bakış ver deyince ister istemez ben de şöyle bir şey oluştu. Ve o gün orada dedim evet yani bu böyle. Hoca da bana hemen Ceren bak bunu koru dedi. Öyle gitti. Sonra boynu yamuk diyenler mi olmadı? Bu kız ne zaman düzelecek diyenler mi olmadı? Neyse düzeliyor. Alev ise sosyal medyanın yıldızı. Bayılıyor müjde uzman Alev yorumlarını okumaya. Alev'e peki en güzel yorumlar, en enteresan gelen okuyup böyle... Ya o kadar... Oyuncu olarak o kadar keyif alıyorum ki şu an yorum okumaktan. Değil mi? Ay, evet, ben de. Yani DM'ye girip okuyorum. Vallahi ben de okuyorum. Çünkü dediğim gibi hem doğru anlaşıldığımıza eminim. Yani karakterlerimizi oturttuk, hikayemizi oturttuk. Artık o aşamalara da geçtik ya. Yani o aylar geçti, o gündem geçti. Şimdi artık tadını çıkarma aşaması. Bir de ben hiç bu kadar... gerçekten komik, esprili bir karakteri de canlandırmamıştım. Şimdi benim karaktere de biraz yakın. Yani ben hem Kıvılcım gibiyimdir hem Alev gibiyimdir. Fakat şunu fark ediyorum, Alev'i canlandırmaya başladığımdan beri ben Alev'e benzedim. Yani ben bu kadar, mesela sette beni Ceren bilir, ben şarkılar, espriler, yani sette o kadar enerjiyim ki normalde böyle değildim. Alev'in de bana kattığı bir enerji var. Tabii. Dolayısıyla şimdi yorumları okurken bunu hissettiklerini ve gördüklerini anlıyorum. Diyorlar ki sen kesin işte gerçekte de böylesin. İşte kesin şu espriyi sen mi kattın? Yani bunu beni tanımadan bilmelerine imkan yok. Bunu görmeleri çok keyifli. Bu sohbetin eğlenceli bir finale ihtiyacı var. Alev bir şarkı olsa hangisi olurdu? Her gün farklı bir şarkıyla geliyorum sete. Ben... Herkesin ağzına bir şarkı takma huyum var. Cem hangisiydi mesela? Kendine dert etmeye değer mi? Bana buldu. Şu kısacık ömürler. Bravo. Yeter mi? Evet. Madem Alev'in şarkısını buldular, el birliğiyle birazcık dinlesek nasıl olur? Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada. Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para değiştirir insanları. Hep bir şey unuttum falan gibi, evet. Tam alevlik. Tam. Hem de böyle birlik, evet. Beraberlik, birleştirici bir şarkı. Evet. Bence dizimizin de şarkılarından böyle soundtrack albüm yapılsa onlardan biri olabilir bence. Evet. Senin hatta böyle arabanın içinde söylediğin bir şarkı. Evet. Arabada da söylerim. Sizin eve gelip de söylerim. Nasılsa her yerde her şeyi yapıyorum ben. Rahat. Bir anda bomba gibi eve düşen yıldırım babama düşerim. Babama söyleyebilirsin ben. Mesela. Valla annene de söylerim. Bence herkese uyar yani. Bu keyifli sohbet için her iki oyuncuya da teşekkür ediyor. Son olarak Kızılcık Şerbeti izleyicilerine seslenmelerini istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ya biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sizinle buluşmak. Son sözü size bırakıyorum Kızılcık Şerbeti izleyicilerine. Sizin sayenizde çok keyifli bir sezon geçirdik. Birkaç haftaya biz biraz tatile çıkacağız. Yeni sezonda yine sizlerle olmak ümidiyle kocaman öpüyoruz. Yine tüylerim diken diken olmakla beraber ağlayacağız. Ceren'in söylediklerine katılıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler yaşattınız bize. Karşılıklı bu iletişimi kurduğumuz için çok mutluyum. Umarım devamı gelir. Çünkü söylediğimiz şeylerin çok değerli olduğunu biliyoruz. İnanmanın yanı sıra biliyoruz. Bunu almanız bize de çok şey katıyor. Sonuçta biz de hem bu ülkenin vatandaşı hem de birer izleyiciyiz aynı zamanda. Sadece oyuncu değiliz. Bu iletişim kurabilmek birebir çok keyifli. Hem bir oyuncu olarak çok mutluyum. Hem birlik, beraberlik
sevgi, empati, önyargıların kırılması mesajı verdiğimiz için de çok mutluyum, çok keyifliyim. Bunu aldığınız için de çok keyifliyim. Dokunabiliyorsak, dokunabildiysek ne mutlu. Umarım yeni sezonda da görüşürüz. İyi pazarlar. İyi pazarlar.